Doğum günün bugün. Evet, işte onu konuk ettik bugün. Ne, kaça girdin, kaç yaşına? 17, daha bir şey yok. Kutlanacak bir şey yok. Daha ileride inşallah. Onu bugün özellikle konuk etmek istedim buraya. Enteresan bir arkadaşımız. Şöyle bir şey oldu. Bundan ne kadar önce, ne kadar oldu daha önce bize geleli? Bir sene, bir sene oldu. Bir sene önce bir hanımefendiyi biz programımızda konuk ettik. Konuk olmasının sebebi de şuydu. Darüşşafaka'yla beraber yapmak istediği bir organizasyon vardı. 10 tane kız çocuğunu okutmak için kendi küçük teknesiyle, yelkenli teknesiyle, 9 metre 14 santimlik tekneyle Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçecekti bir hanımefendi. Artık ne kadar sürecekti, kaç ay sürecekti o yolculuk bilmiyoruz. Önce bir onun kısa videosu var bize geldiği programdaki. Bir onu izleyelim, sonra bakın ne konuşacağız sizinle. Çok enteresan bir şey yapıyorsun. Sen yelkenci misin? Amatör denizciyim. Amatör denizcisin. Evet, amatör denizciyim. Darüşşafaka'ya. Evet. 10 kız çocuğunu okutmak için anlat. Ben Mayıs ayında yola çıkıyorum arkadaşlar. Tek başıma Simina isimli küçük ama kendini küçük görmeyen enfes bir tekneyle. Kaç birlikte. Metre tekne? 9 metre 14 santim. Gerçekten duymasın, o kendini 16 metre falan zannediyor. Böyle denizlere çok girmeye güzel çalışıyor. Selam sana ya. Mikrofonun yanında mı? Her şeyi ben ayarlıyorum. Her şeyi, evet. Şimdi mikrofon... Ya sen gelsene buraya, gel. Sen gel, sen burada bizim yanımızda oturup bir sohbet edelim biz seninle şöyle. Alkışlarla bir onu alalım yanımıza, evet. Gel Dilek'cim, otur. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Dilek, ne zaman çıktın yolculuğa? 8 Haziran'da. Pardon ya, mikrofonu geldin, hala mikrofonun yok, evet. Ne zaman çıktın? 8 Haziran Pazar günü. Yola çıktın. Yola çıktım. Nereden çıktın yola? İstanbul'a Yakup'ta Best İstanbul Marina'dan çıktım. Evet. Herkesler uğurladı. Evet. Aşağı yukarı da 9 aylık bir yolculuğa devam ettik sonra. 9 ay yolculuk, hı-hı, yaptın. 10 tane kız çocuğunu okutmak için değil mi? Bütün evet, adam. Bütün amacım oydu. Asıl hayalim ve okyanusum da oydu. Evet, okyanusta bir kadın 9 ay boyunca tek başına, fakat yolculuk ya tamamlanmasına yakın okyanusun ortasında tekne battı. Öyle demeyelim de Simina başka yani bir yol tercih etti. Evet. Bir başından def etti, kendi okyanuslara çıktı. Kendi öyle okyanuslara diyelim çıktı. Ne oldu bize bir anlatsana, okyanusa tek başınasın. Ben aşağı yukarı 4200 millik bir yola gittim zaten tek başıma 9 ay süresince. Ve söylediğim gibi tek amacım gerçekten 10 tane kız çocuğunu okutabilmek için bir fon sağlamak, bir sosyal sorumluluk projesini oluşturmaktı. Derken Cabo Verde adalarından o büyük, o güzel hayal için yola çıktım. Cabo Verde adaları dediğin nerede? Yeşilburun adaları Afrika, Dakar'ın hemen 500 mil kadar açığında, okyanusun aslında ortası. Evet. İlk etabı geçtim. Yani Kanaryalar, Yeşilburun adalarındaki o 9 gün ve gecelik yolu geçtim. Orada biraz mola verip yoluma devam etmek istedim. Yeşilburun adalarını bir 120 mil kadar geçince biraz sertçe bir havada bir cisme çarptık. Dümen hakimiyetimize palamızı kaybettik. Yani dümen dönmemeye mi başladı? Dümen mi kilitlendi yoksa? Dümen yeke dümendi. Evet, dümen artık hiçbir şekilde yoktu. Hiçbir denizin ortasındasın. Dümenin yok. Nereye gittiğin belli değil. Artık akıntıda, dalgaların arasında nereye götürürse seni oraya gitmek durumundasın. Aslında bir süre belliydi. Şöyle ki bazı önlemler aldık. Tabii bunun eğitimlerini almıştık zaten. Daha önce de ben hem ailemden hem de farklı kurumlardan bunun eğitimlerini almıştım. Gerekli önlemleri aldım ama aşağı yukarı bir 20 saatlik çabalamadan sonra diyeyim. 20 saat. Yani Atlantik'in ortasındasın. Evet. Dalga, deniz, hava, evet, şartları. Evet. 20 saat tekneyi yapamayacağını da, düzeltemeyeceğini de anladın. Yani ben düzeltemedim. İşin açıkçası çok çabaladım. Neyi çünkü bırakmadın? Niye bırakmadın? O benim yoldaşım. 4 yıldır yaşadığım ev. Her şeyim yani Simina. O 9 gün 9 gece boyunca sohbet ettiğim tek varlık o. Bak Simina, gemiler geçiyor. Bu hava yağdıracak, eyvah eyvah falan dediğim
tek arkadaşım o. Ondan sonra Simre'yi bırakamadım. Hatta onu bana kaptan da sordu. Beni 8 mil 10 milden gördün AIS cihazında. Neden daha önce haber vermedin? 2 mil kalayı bekledin diye. Yani bırakamadım dedim. Bırakamadığım için zaten 20 saat 6 metrelik dalgayla savaştım. 20 saat 6 metrelik dalgayla. Aşağı yukarı 5-6 metre. Bu kaptanın raporunda belirtilen. Tabii benim ölçüm cihazım yok. Onlarda var. 6 metrelik dalga. Peki, ve 7 bofonluk yani, bir bak, havaydı. 6 metrelik dalga denen şey düşünün arkadaşlar. Yani alır götürür, kırar, paramparça eder, mahveder sizi. Yani ve 9 metre tekne yani. Ve 9 metre tekne. Aslında o 9 metrelik ufak tekneler dalgalar için daha metre. Fındık kabuğu gibi daha şeyler ama. Daha güçlüdür ama. Haber vermeseydim ve orada bir gemi olmasaydı bugün ne olurdu? Hala sürükleniyor olurdum. Ne tarafa doğru sürükleniyordun? Brezilya'ya. Benden sonraki iki gün Brezilya'da değil, artık Atlantik'in ortasına aşağıya Güney Denizi'ne doğru, Antarktika'ya doğru sürükleniyordu. Peki abla, yani gündüz tamam yine bir şeyler görüyorsun da gece dalga, bir sürü şey, Atlantik'in ortası, hiçbir şey yok. Yani bu nasıl bir korkusuzluktur yani? Korkusuzluk demeyeyim. Ben nasıl onu izah edebilirim ki? İnsan beyni o kadar enteresan ki Beyazıt Bey. İnanamazsınız, en zor anda sizin yanınızda olan kendi beyniniz yine. Ve eğer bilgi sahibiyseniz, o ana hazırlandıysanız zaten başlıyorsunuz çözüm üretmeye. O anda tek düşündüğüm şey oğlum ve annem oldu. O tercihi zaten öyle yaptım. Her seçim bir vazgeçiş. Doğru. Sürüklenirsen ne olur düşündüm. Yani bilmem, çok uykusuzdum, çok açtım belki o yüzden, çok üşümüştüm. Deniz'i tercih ettim, oğlumu tercih ettim, annemi tercih ettim ve eşimi tercih ettim. Evet. Tamam, bir şey yok. Atlattık arkadaşlar biz kazayı. Bir seyircimiz de düşmeyi tercih etti. Bayağı oturduğu yer. Arkadaş 6 metrelik dalgayla 21 saat mücadele ediyor, ayakta duramıyorsun stüdyonun içinde. Ay ay diyor böyle gidiyor. Vay arkadaş ya. Bir daha gider misin? Yapar mısın? Yapacağım ki. Yapacak. Oh, tebrikler. Ay aferin. Yapacaksın. Tabii. Ben seni buraya mouse onun için çıkarttım. Bu şeyi herkesin görmesi lazım. Tabii. Ve sponsorun var mı? Buradan söyleyelim, sponsorun yoksa sponsor bulalım. Ya ben aslında Darüşşafaka ile sponsor kelimelerini bir arada kullanmak istemiyorum. Çünkü ben Darüşşafaka'ya gittiğimde bütün sponsorluk görüşmelerimi, her şeyimi bitirip gitmiştim ki. Aman kimse Darüşşafaka'yı reklam diye kullanıyor da bize geliyor demesin diye ve o sözümü de tuttum. Ama şu anda tabii acı gerçek, desteğe ihtiyacım var, yalan yok. Harika, yani, tamam. Bunu tekne bulduğum anda çıkmak istiyorum ama. Desteği bulduğun anda çıkmak istiyorsun. Evet, kesinlikle. Çünkü bir iş yarım kaldı, bir hayal yarım kaldı. Bu tamamlanmalı. Ama öteki okyanus yarım kalmadı. Rota Atlantik zaten bir ruhtu, bir fikirdi. 10 kızımızın bağışları sizin desteklerinizle büyüyerek, çoğalarak ilerliyor. Ben sana bir şey harika söyleyeyim. Bir şey bu. Belki yani sen yolculuğu tamamlasaydın bu kadar büyük reklam olmayacaktı. Tabii şimdi yani söyleyeyim. Yolculuğun burada böyle bir şey atlatmış olman gündeme çok acayip getirdi. Bizde ne yolculuklar tamamlayanlar da oldu zamanında, çok fazla duymadık. Yani biz çok ünlü Türk denizcilerin de isimlerini Hüseyin Dirvanalar'dan tut da bir sürü insana kadar çok bilmeyiz. Atlantik'te gemi direği bulduğunda gemiden çekilen görüntüler var. O gece yaşanan görüntüler. Hazır mı görüntüler? Bir izleyelim, evet. Belki senin hani reklamını oynadığın banka ve onun çocuğunun ismiyle olan yerler yardım eder belki, kim bilir. Kim bilir. Tebrik ediyorum. Çok güzel fikir gerçekten de. Vallahi. Vallahi çok güzel fikir. Hem çocuğunun ismi. Buradan benim reklamımı verdim bankaya. Sponsor olacaklarsa sonra adlarını da söyleyeceğim. Sponsor olanın ismini söylüyoruz.
Süper. Tam da adı da uyar yani. Evet. Aa, oğlunun adı. Evet işte onun için Deniz ya. Oğlunun adı Deniz. Ben banka için demedim ama oğlunun adı Deniz. reklam bizi çalma daha bir şey yok. Bizim bankaya da rica edelim. Bakın harika harika bir şey. Keşke böyle bir şey gerçekleşse. Evet çok güzel İnşallah. Projelere yardım evet, ediyorlar. Gerçekten çünkü. Güzel evet. Projelere yardım ediyorlar. Peki. Harika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.